Çok değerli TV 262 izleyicilerimiz, bir Açık Kapı programında daha amatör yüreklerinden, heyecanlarından sanata katkıda bulunmak isteyen amatör ama profesyonel olarak da bilinçli iki değerli kardeşim var. Yapımcı olduğun için senden başlayayım. Suat Taylan, evet. Senarist, yönetmen, yapımcı, oyuncu, değerli kardeşim İzmitli. Buse Dertsiz spor eğitmeni, oyuncu. O da kendini tanıyor. Çok daha fazla özellikleri olan bir kızımız. Evet, Suat'cığım bir başlayalım. Birinci ağızdan, senin ağzından şöyle bir seyircilerimize kendini tanıtır mısın? Evet abi. Evet. Abi Suat Taylan, İzmitliyim. 1981 doğumluyum. Eyvallah. Yıllardan beri burada yaşıyoruz, burada doğduk, burada büyüdük. Buranın ekmeğini yedik, buranın suyunu içmeye devam ediyoruz hala. Asıl mesleğim fotoğrafçılık benim. Yıllardan beri fotoğrafçılık yapıyorum zaten. Sonradan dedik ki böyle bir iş yapsak nasıl olur? Bu işte de film, dizi, reklam çekmişlerine de 2006 yılında başladık. İlk çektiğimiz kliple başladık, klip çektik. Ondan sonra reklam çekimlerimiz oldu. Kısa dizilerimiz oldu, kısa filmlerimiz oldu. Ve bugün İzmit'e ait bir dizi yapalım istedik, internet dizisi yapalım istedik. Çıkmaz Sokak İzmit adını koyduk. Bu isim de bayağı bir tuttu. Herkes şu an ilk bölümü izledi. Beğeniler de aldık. Teşekkür ediyoruz izleyenlere. Çok sağ olsunlar. Bu hafta da kısmet olursa ikinci bölümümüzü çekeceğiz. İnşallah. Bir sonraki hafta da izleyicilerimize sunacağız. İnşallah. Eyvallah. Yani projeler devam edecek değil mi? Evet. Biraz bu Çıkmaz Sokak ama yani adı Çıkmaz Sokak. Evet. Çıkmazı var. Çıkarı var ya. Tamam. Şimdi de Buse kardeşimi dinleyelim. Çok güzel bir soyadı var. Dertsiz. Evet. Buse Dertsiz. Teşekkür ederim hocam. Sağ olun. Sağ ol. Evet. Tanıyalım bakalım. Buse kimmiş? Ben 79 doğumluyum. İzmit doğumluyum. 3 çocuk annesiyim. Aynı zamanda bunu ben de bilmiyordum. spor eğitmeniyim. Dalış eğitmeniyim. 3 yıldız. Pilates, step ve aerobik antrenörüyüm. Kas direktörlüğü var. Yani birçok yanda yaptığım, hobi olarak dallar yaptığım var. Dallar var. Evet. Sizin de söylediğiniz gibi. Evet. Komplike. Amatör olarak da oyunculuk da var. Suat Bey sağ olsun çok sevdiğim insanlar. Evet, Irlanda maşı. İzmit'ten de bir şey çıksın istedik. Çok iyi netmişiz. İzmitli olarak büyük bir onurla, büyük bir gurur duydum bana da söylediğinde kendisi, teklif ettiğinde. Oynadık. İnşallah Allah'ın izniyle başladık, bir yola girdik. Eyvallah. İlki çekildi, ikincisi, üçüncüsü de devam edecek inşallah. Evet, inşallah. Ya heyecanlı görüyorum seni böyle. Biraz mutlu var. Mutlu ama heyecanlı. Aynen. Sizin yanınızda biraz da heyecan yok. Yok, burada alakası yok. Bizimle heyecanlı bir heyecan. Ama evet var yani. Çok fazla tabii ki şimdi hocamın yanında hani bana düşmez gerçi ama eksiklerimiz çok tabii ki var. Olmaz mı? Amatörcü olduğu için destek almadığımız için yani destek de bekliyoruz aslında. Biraz hani burada nedir aklınızda? Yani bir İzmitli olarak ben İzmit'ten güzel bir şey çıkmasını istiyorum ve İzmit'teki sayın büyüklerimizin el vermesini istiyorum. Yani İnşallah. Gönül vermesini istiyorum her şeyden önce. Hı hı. Hep beraber bir şeyler yapmak istiyoruz biz çünkü. Evet. Bu şekilde yani bir başladık, bir yola girdik. Allah'ın izniyle de Rabbim inşallah utandırmasın. İnşallah. Tabii çok eksiğimiz var dediğim gibi. Çok evet, fazla artık inşallah. Zaman almak istemiyorum çok fazla yok, konuşarak ama. Yok, zamanımız var. Konuşmak için buradayız ya. Yani desteklerini de bekliyoruz. Şu an internet üzerinden zaten ilk bölümü çıktı. Hı hı. Bütün İzmit halkının desteğini bekliyoruz. Arkadaşlarımızın desteğini bekliyoruz. Yetkililerin desteğini bekliyoruz. Lütfen, rica ediyoruz. yok bu bir görev yani ayrıca. Çünkü, yani biz bir amatör olarak başladık. Tabii. Biz bir cesaretlendik. Bizi de cesaretlendirmelerini istiyoruz açıkçası. Evet. Daha çok katkı olsun istiyoruz. Yani, olacaktır. İnşallah hocam. İnşallah. Adımınız başarılı. Allah daim etsin inşallah. Amin. İnşallah. Rabbim utandırmasın. Her geçen gün daha çok duyulacak. İşte böyle oluyor. Tabii. Yani
yani senin heyecanını paylaştıkça bu heyecan çoğalacak, evet, inşallah. Evet, evet, inşallah, tamam. İnşallah. Kocaeli sporumuz gibi. Kesinlikle, heyecanla kesinlikle, tamam. Evet. Peki, Suat'cığım ne yapıyoruz abi? Şimdi Ragıp abi. Ne yaptık yani? Bu şu, önce şu, şu çıkmaz sokak var ya, bu gerçekten ses getirdi. Tamam, eyvallah. Evet. Ne yaptın? Nasıl başladın? Abi, sıkıntı ne? Bu önünü görmek, projelerden bahsediyorsun işte, devam ediyor. Evet. Bundan evvel başka bir çalışman var mı? Bunları bir izleyicilerimizle paylaşalım mümkünse. Şimdi abi, biz devamlı böyle Murat Taylan, hem sağ olsun bana abin, abim oluyor kendisi. Evet. Buradan selam olsun ona. Evet, ona buradan selam gönderiyoruz. Sizin de size çok bana çok destek var. Çıkıyor yönetmenlik konusunda. Benim eksik görmediklerim yerlerde. O İzmit'te bana mi? Evet, o da abim İzmit'te. Ve ayrıca o ilahi sanatçısı. Nasip olursa. Oo, inşallah. Ocağın ilk haftası veya ikinci haftası albüm de çıkıyor onun. Şu an zaten o albüm... Bunu da alalım bir gün programı. Evet. Kasete çıkınca. Tamam. Tamam. Evet. Hayırlı olsun. Ben dedim ki, o bana der devamlı. Durur durur böyle, Suat şöyle bir film yapsak, Suat böyle bir film yapsak. Tamam abi, yapalım. Aynen. Fikir babası o yani. Evet. Bir gün abi dedi, yine bana dedi, abi dedi, bir, Suat dedi bir film yapalım dedi. Abi dedim yapalım. Yazdı. Bana bir konuyla küçük bir böyle sinopsis de getirdi. Suat ödüm önüme attı. Ben de dedim ki, oraya bir tane not yazmış. Çıkmaz diye bir not yazmış. Evet. Onu ne için yazdı acaba? Durup dururken mi yazdı? Öyle çıkmaz diye bir şey yazmış. Tevafuk. He, evet, tevafuk kesinlikle. Ondan sonra ben dedim ki, çıkmaz sokak. Durdum. Bu bizim İzmit dizisi olduğu için dedim, evet. Çıkmaz sokak İzmit olsun. Evet. İsmini öyle koyduk yani. Harika, öyle doğdu. Ama çok film, güzel olmuş. Film çok öyle. Güzel olmuş. İsim öyle doğdu. Evet. Sonra nasıl başlayalım, nasıl edelim? İşte mafya filmi çekelim. Gençlere evet, hitap edelim. O yüzden de biraz çıkmaz sokak yani. Tamam, onu andırıyor tabii, değil mi? Tabii. Yani bir macera var. Tabii, şimdi. Macera. Tabii, yani. Tabii. Alacak verecek. Evet, bir karanlık daha, çıkmaz sokak. Tabii, yani. Evet. İkinci bölümde, üçüncü bölümde işin içine yani. Çok entrikalar giriyor. Büyük entrikalar girecek. Estağfurullah, hayır hayır tabii. Unuttuklarımı söyleyeyim. Entrikalar giriyor. Bir de ayrıyetten biz hani büyük firmaların, yapan firmaları mesela Times'in, Ay Yapım'ın veya bir aynen, fikir düşündüklerini biz de burada İzmit'te küçük çapta bir şeyler yapmaya çalışacağız. Evet. Allah yolunuzu açık etsin kardeşim. Küçük başlanır. Evet. Yeter ki sağlam adımlarla. Cenab-ı Allah yardım eder. Amin. İyi niyet oldu mu akıbet iyi olur. Allah. Sen yüreğini biliyorum ben. Teşekkür ederim. Yani şahsen tanıdığım için çok bizim için makbul bir insandır. Boyu kadar yüreği derler ya, öyle aynen, bir adamdır. Aynen, Allah razı olsun. Yüzü de güler. Abi. Gerçekten insan gibi insan. Kendisinden de yetiştirenlerden de Allah razı olsun. Ben de öyle mesela. Ben seneler önce Suat hocamı kıramadığım için, yoksa ben de seneler önce mesela oyunculuk falan vardı Antalya'dayken. Hmm. Tabii ben dalış eğitmenliğini falan Kaş'ta Antalya'da yapıyordum. O zamanlar vardı. Burada devam ediyor seneler musun? Önce bırakmıştım. Şimdi. Evet, Suat Suat abim diyeceğim. Evet. Hocam diyeceğim. Canım benim o. Ondan sonra toplantı sırasında yani bana sunuldu. Biraz da ben çok ters bir insan olduğum için biraz böyle vamplık var bende. Ondan sonra bu seçim kesinlikle sen dedi bunu yaparsın, oynarsın. Evet, çok önemli. Ben oradan evet. Bursa'da gördüm. Yani kesinlikle onu gördüm. Zaten görüş kesinlikle. Yani şimdi öyle öyle dizilerde bakıyoruz ki, hı-hı, izleyici bunu yani. Ben de bir izleyiciyim. Evde de mesela çocuklarımla izlediğimde ya diyor ki bak bu adamın oğlu. Aa, evet. Ne kadar benzetmiş bir evet, ona. Benzerini evet, bulmuşlar. Evet, evet. İşte bunun kızı. Aa, ne kadar benzemiş evet, ya değil mi? Evet. Falan böyle. Ya da gençliği işte şu o çocukluğunda bir fotoğrafı evet, ya da filmi yakalıyor, var. Yakalıyor. Tabii, yakalıyor. Aynen. Ondan sonra büyüyünce şu oluyor. Evet. Aa, ne kadar benzer. Evet. Bunların dikkat ediyorlar tabii. Mesela şimdi kötü roldeki bir adam devamlı tebessümlü birisini çıkarmazlar yani. Tabii, dünyada tabii, öyle bir şey görmedim ben. Suat Hocam'da da o olduğu için zaten. Hı-hı. Şimdi bakarsak karakterlerin hepsi evet, tabiri caizse çok özür dilerim çok oturmuş. Evet. Evet, evet. Kesinlikle evet, öyle. Evet. Yani. Çıkmaz evet, sokak İzmit'e evet, uygun. Evet. Yani bu evet, isme uygun. Evet. İşte karanlık karakterler de çok kesinlikle. Karakterler, karanlık tipler falan da var. Hı-hı. Masumiyet de var. Evet. Göreceğiz tabii, izleyicilerimiz de mutlaka izleyeceklerdir. İnşallah izlemelerini bekliyoruz. Valla bunu izleyin. Hani bir Kocaeli ya, Spor 1, Çıkmaz Sokak 2. Kocaeli'yi temsil edecek, ediyor, edecek de inşallah daha iyi. Kocaeli Spor'umuz da çıkacak. İnşallah, i̇nşallah evet, istiyoruz zaten. İnşallah. Her hafta daha gidiyoruz. Şampiyonluklarda oynayacaktır. Evet. Bu Çıkmaz Sokak'ın serisini de yurt içinde, yurt dışında, büyük ulusal, uluslararası kanallarda da devam etmesini istiyoruz. İnşallah. İnşallah. Ha, tabii İnşallah, çok eksiklerimiz var. Yani. Olmaz mı? Tabii yani, yani. Onlara göz ardı rahmet ederek seyrederlerse. Rahmetli Demirel'in yani, bir lafı vardır. Kervan yolda düzülür derler. Evet.
Evet. Şimdi siz bir yola çıktınız ya, bu çok önemli. Cesaret. Yani bundan sonra tabii. Yani şimdi düşün, nasıl buraya girerken bir heyecan vardı. Evet. Ama tabii. Şu anda kırıldı. Yani anlatıyorum. Aynen. İşte seyircilerimizin misafiriyiz, izleyicilerimizin misafiriyiz. Burada konuyu açıklıyoruz. Yani kimler ne yapmışlar? Evet. Ne yapacaklar? Bunlara onun için bir destek nasıl sağlayabiliriz? Nasıl tanıtabiliriz? Biz de burada çorbada tuz misali. Çok sağ olun. Sevinerek, evet, çok teşekkürler. Mutlu olarak bu işi yapıyoruz. Evet. Çıkmaz Sokak. Şimdi Çıkmaz bir Sokak, anlatalım ya. Abi, şöyle. İnternetten izleniyor. Evet, internetten ne izleniyor. Ne yapıyor? İnternette şey giriliyor mu YouTube'dan, Çıkmaz Sokak? YouTube'dan mı girecek? İnternette Google'da mesela. Google'a Çıkmaz Sokak İzmit yazdığında izlesene de. Her şeyi biliyor maşallah. İzlesene de ve YouTube'dan izleyebilir seyircilerimiz. Tamam. İzleyicilerimiz. Google'da var, YouTube'da var. Bir de izlesene de var. İzlesene de var. Tamam. Abi evet. Ben şimdi şunu istedim bu filmde. Hiçbir oyuncu dışarıdan gelmesin. Eyvallah. Ya ne İstanbul'dan, ne Bursa'dan, ne Sakarya'dan. Çünkü İzmit'te çok kaliteli oyuncularımız var. Evet. İzzet abimiz var mesela orada. İzzet Güleci. Güleci. İzzet hocamız. Evet. Yani o her neredeyse... Mafya lideri pozisyonunda olan değil mi? Evet. Benzinci. Merdo karakterinde. İyi abimiz bizim. Evet. O çoğu filmde, dizilerde oynamış abimiz. Çok başrol oyuncusu. Başrol oyuncusu. Tabii profesyonel. İzzet abimiz profesyonel. Sağ olsun o beni kırmadı. Sağ olsun. Böyle söyledik. Şöyle söyledik. Suat dedi, senin olduğun her yerde ben varım dedi. Aa, sağ olsun. Evet. Bursa gibi oldu. Ama Hüseyin, da, Hüseyin Baycur. Ona da buradan çok selam söylüyorum. O gönlü mükemmel bir insan. Ay maşallah. Kime sorduysam. Yakın arkadaşım Kaan, zaten. Evet. Kaan, Tunay. Hepsi çok Mustafa sevilen insanlar. Yani zengin bir kadro var değil mi? Evet. Kadrom çok iyi. Ben bu kadar olacağını tahmin etmedim. Çok özür dilerim. Şeyin dışında da herkes çok iyi niyetli. Herkes çok fazla sevilen insanlar. Yani o kadar güzel insanlar seçti ki Suat hocam. Hepimiz aramızda ekip olarak. Ben istemiyorum zaten. Öyle bir şey olursa zaten kesinlikle. O elimiz ölecektir muhakkak. Aynen evet. İkinci bölümde ölecek, asılacak, kesilecek. Aynen. Evet değerli izleyicilerimiz, böyle yavaş yavaş ben de ısınıyorum. Bakarsınız bir başrolde bize verir. Ya da alt rol bir bakarsınız. Çıkmaz Sokak'ta beni abi, görüyorsunuz. Seni her zaman bekleriz. Sen yeter ki sağ olsun. Var ol sağ ol. Siz ne kadar başarılı olursanız eyvallah. Biz oradayız. Eyvallah. Bir arkadaşın çok güzel bir lafı var. Sizin dumanınız tüterse bizim dumanımız tüter. Evet. O duman bizimdir. Onun için siz yeter ki başarılı olun. Olmamanız için de bir sebep yok. Rabbim yardımcı olun. Aynen. İyilerle tabii tabii. İyilerle karşılaştırsın. Amin. Şimdi bu konuyu kısacık anlatır mısın? Çünkü bölümde, projelere de geçeceğiz daha. Tamam abi. İlk bölümde bir ben de oynadım ilk bölümde. Tabii bayağı bir hırpaladık hocam. Olsun. Dövdüler hatta aynen, öldürdüler. Of. İlk bölümde bir arazi mafyası işine dönüşüyor. Yani burada ilk iki bölümde zaten konularında kişiler tanıtılır. Hani kim ne iş yapıyor? Nasıl bir karakter? Kötü karakter mi? İyi karakter mi? Hı-hı. Yanındaki adamlar nasıldır? Biz böyle başladık. İlk bölümde de arazi mafyası olarak düşündük. Hı-hı. İşte bir arazisi olan birisini söz veriyor. İyi adama söz veriyor. Tabii kötü adamlar da aynı arazi istiyor. Oraya bir iş yeri kurmak istiyorlar. Büyük bir fabrika kurmak istiyorlar. Güzel bir yerde. Veremediği, oraya söz verdiği için de kötü adamlar onu alıkoyuyor. Biz yani. Hı-hı. Evet. Benim eşim kötü. Hüseyin Baycur. Necla karakterinde. Necla karakterindeyim ben. Beni sonra orada işte hırpalıyorlar falan filan. Sonra öldürüyorlar. Sonra sen birinci bölümde mi öldürdün? Ben birinci bölümde. Yapma ya. Hemen daha hemen yönetmenimiz aldı. Bazı senaryolar var devam eden. Ölüp diriliyorlar. Evet, onlar da çok enteresan. Şimdi yarın öbür gün sen çıkıp gelmeyesin. Yok. Yaralanmışsın bak. Tam da öldüğüm yerde hastane vardı. Oradan kurtarmışlardı. Morgda canlandı. Aynen. Evet. Ondan sonra işte kötü adamlar da iyi adamın daha ağır bir mafya babası olduğu için ondan korkuyorlar, çekiniyorlar. Ne yapmamız lazım, ne etmemiz lazım derken bunun kızını kaçırıyorlar. Sadiye Hanım'ı kaçırıyorlar. Aysun'un karakterinde. Ondan sonra işte çatışmalar başlıyor, vuruşmalar başlıyor derken son bölüm kafa kafaya bitiyor. Merakla. İkinci bölüm bekleniyor şimdi. Evet. İnşallah hayırlısından. Bu hafta mı çekiyorsunuz? Evet. Bu hafta cumartesi pazar çekiyoruz. Ne zaman yayına girer? Bir 4-5 gün sonra yayınlanır. İnşallah izleyicilerimiz de takip edeceği için zaten söyleyelim. Sayfamızda Tafakare diye
sayfa açtık. Ne o? Tafo Kare. Tafo Kare. Evet. Ne demek o? Tayland fotoğraf, kamera reklam. La ilahe illallah. Açıldım. Tamam, çok güzel. Evet. Çok güzel. Evet, oradan Çıkmaz Sokağın birinci bölümünü Allah'ın izniyle bitirdiniz. Çok şükür. Eksikleri gördünüz. Çok eksiklerimiz var. Var. Mutlaka gördünüz. Kendinizi ona göre affettiniz. Tabii. Projenizi ona göre şekil düzen verdiniz. Peki destek var mı? Abi ben bu yola desteksiz çıktım. Allah'a emanet. Allah'ın i̇şte desteği. Biliyorum ki. Destek olmadığı için biraz daha. Ya şimdi büyük bir firma olmadığımız için. Evet. Gitsek kapı açılmayacak bize. Ben bunu biliyorum. Oraya gidip de rezil olmak hiç istemedim. Hayır canım. Estağfurullah yani. Ya. Rezillik falan değil mi? Benim amacım mal zaten meydanda yani. İlk iki bölümü desteksiz çekebilmek. Buradaki İzmir'deki insanların neler yapabileceğini göstermek. Dikkat çekmek istiyorsun dikkat şu anda. Ondan sonra kendini... Zaten büyük evet, abilerimiz bize muhakkak destek çıkacaklardır. Onlara inanıyorum. İnşallah. İnşallah. Aynen. Buradan da duyuralım. Evet. Bekleyelim inşallah. Kapılar bize sonuna kadar açılacağına eminim zaten. Ben hani istedim ki ilk iki bölüm, üç bölüm böyle kendi çapımızda, kendi imkanlarımızda bir şeyler yapalım ki evet bu çocuklarda ışık var. Biz buna destek vereceğiz ama gözümüz arkada kalmayacak. En azından desinler. İstiyorlar, seviyorlar evet. Yani. Evet. Ama ben onu sana bir şey söyleyeyim. Geçen bizim Mehmet Bey tiyatrolardan, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tiyatrolarından işi de hem nefes yaşam koştuğu gibi yani. Nefes hocalığı falan yapıyor. Onlar konuğumdu. Onun ağzından duyduklarım beni o kadar mutlu etti ki. Sağ olsun Büyükşehir Belediye Başkanımız, bütün kadro. İşte Ali Bey'den bahsettik, Yeşildal'dan. Efendim diğer arkadaşlardan, işte tiyatro müdüründen vesaire ve Mehmet Çevik genel sanat yönetmeni. Dedi ki burada yani o kadar gurur duydum. Dedi ki İzmit öyle bir menba ki. Evet. İzmit öyle bir platform ki Afife Jale ödülünü bile aldı. Ödül avcısı bir kadro var burada dedi. Yani ne kadar gurur dedim ya. Dedim ki helal olsun yani. Evet. Şöyle helal olsun. Hem oyunculara hem yönetmenlere evet. Hem de diğer yöneticilere böyle bir fırsatı tanıyanlara. Yani gerçekten çok önemli. Bir park yapabilirsiniz. Efendim işte ağaç dikebilirsiniz. Bunlar da güzel tabii şeyler. Ki. Ama insana yapılan yatırım. Onu da konuştuk. Vallahi geri dönüşü çok muhteşem oluyor yani. Evet. Senin şimdi bizim buraya çıkan, yola çıkmandaki şey çocukları işte kötü yollardan, tehlikelerden, kötü yola düşme tehlikesinden korumak, kurtarmak evet. Değil mi? Evet, evet. Yani evet. Bu çocuklar zaten bir sürü, mesela kaç kişilik, 1000 kişilik mi ne kemancı grubu vardı. Evet. Hatırlıyor musun? Evet, hatırlıyorum. Aynen. Hatırlıyor musun? Şimdi o 1000 kişilik kemancıyı oluşturmak ne demek? 1000 tane evet. Çocuğu, tabii, evet. Genci tabii. Kurtarmak demek ya. Tabii. Şimdi kurtarmak demek dedim, bir virgül koyacağız. Hı. Değerli izleyicilerimiz, rejiden hemen sinyal geldi. Vakit çabuk geçiyor, baştan da söylemiştim evet. Kardeşlerime. Biz bir kısa reklam aramız var. Tekrar birlikte olacağız inşallah. Eftal Maya Evleri, Kocaeli'nin Gözde semti, Yeni Mahalle Radar mevkiinde, doğanın içinde, yaklaşık 1000 metrekare yeşil alan içerisinde, 20 daire, 3 iş yeri, 200 metrekare kapalı otoparkı ile siz değerli sahiplerini bekliyor. Maksimum güvenceyle hayallerinize kavuşacağınız yeni yaşam alanları, Eftal Maya Evleri. Korkuyorum. Kan vermek deyince aklıma iğne geliyor. Canım acıyacak diye çok korkuyorum maalesef. Korkuyorum. Çocuklarımı, torunlarımı bir daha göremeyeceğim diye çok korkuyorum. Küçük bahaneler büyük iyiliklere engel olmasın. Türk Kızılay'ına kan bağışı yapın. Hayat kurtarın. Unutmayın, bağışlanan her kan, kurtarılan 3 can.
yer hayal edin ki sizi mutlu edebilecek her şey olsun. Kocaeli'nin incisi Seka Park'ta Körfez'in eşsiz manzarası eşliğinde huzur bulacağınız ortamıyla Palmiye Cafe yenilenen yüzüyle sizlerle birlikte. Yalnız değiliz asla. Birbirine sıkıca bağlanmış, nefes alıp nefes veren büyük bir bütünün küçük parçalarıyız. Toplum denilen bütünü oluşturur birlikteliğimiz. Birlikte ahenkle atan büyük bir kalbe dönüşür kalplerimiz. Madde kullanımı bu ahengi bozan en büyük unsurlardan biridir. Toplumdaki tek bir madde kullanıcısı bile sağlıklı işleyen bu yapıya zarar verir. Unutmayın, bireyin madde kullanımı sağlıksız bir topluma, sağlıksız bir toplumsa yarınlarımızın yok olmasına neden olur. Keyifli molalar vereceğiniz ve hafta sonlarınızın güzel geçmesini sağlayacağınız Kara Aslan Camping Tesisleri. ...7 gün 24 saat profesyonel ekibiyle müşterilerini doğayla baş başa bırakıyor. 6 dönüm arazi üzerinde 500 kişilik restoran, 60 kişilik konaklama, çocuk oyun alanları, trekking, ATV safari, paintball, jeep safari, alışveriş alanları ve çok daha fazlası Kara Aslan Camping Tesislerinde. Kara Aslan Camping Tesisleri ise Yuvacık, İzmit'te. Değerli izleyicilerimiz, Açık Kapı 2. bölümünde tekrar beraberiz. Bu değerli kardeşlerimizin bundan sonraki projelerini, bundan sonraki faaliyetlerini, düşüncelerini öğreneceğiz. Evet, Suat Hocam. Ne yapacağız bundan sonra? Bu şimdi Ragıp abi. Böyle evet. İkinciyi çekiyoruz. Evet. İşte destek de bekliyoruz. Tabii. Duyurur, desteksiz tabii ki. Yürüyemeyiz. Evet. Desteksiz yani. Yürüyemeyiz. Sağ olsun. Yürürsünüz. Abilerim. Siz koşun. Abi şöyle. Yani yürümek yürürsünüz de koşun. Ben göndekini söyleyeyim sana. Sağ olsun. Benden kimse şu an 10 kuruş istemedi. Aa, evet. Allah razı olsun. Şu ha, inanın bak. Yani şu filmi sadece ben işte yemek... O sizin kalbiniz. Evet. Teşekkür ederim. Yüzünün, gönlünün güzelliği. Evet. Maşallah. Bir dakika seni ya. Evet. Seni şimdi anlatmaya kalksak... Aynen. Hiç gerek yok. Biraz, biraz uzun sürecek. Evet. Ama biz seni seviyoruz. Gönlünü seviyoruz. Ben de sizi çok seviyorum. Hep hatır için zaten. Hepsi şurası için, şurası için bu önemli bir adam. Yani geçen dedim ya Mehmet Bey sen söyle hoca tiyatro oyuncusu aynı zamanda... Onun söyledikleri tüylerim diken diken. Çok mutlu oldum. Sizin de bunu yaptığınızı duydum. Hatta nasıl duydum? Senden duymadım ben bunu. Bizim bir arkadaşımızın yanında takılır. Hikmet diye bir kardeşimiz evet, var. Evet. Ya Hikmet'i gördün mü işte falan. Ne oldu? Filmde oynamış. Bir dakika falan. Bizim Hikmet. Allah Allah. Ha, evet. Ya dedim desene bu filmde de bir Hikmet var. Evet. Çok güzel. Ondan sonra hemen açtık girdik şeye. Öyle öğrendim yani. Anladım. Sonra senden oğlumla biliyorsun. Evet. Seni çok sever. Ondan bahsettik. Ondan sonra da seninle görüşünce dedik ya programı yapalım izleyicilerimize. Çok sağ olun. Çok duyuralım. Duyanlar vardır mutlaka da daha geniş bir kitle haberdar olsun. Evet. Ona göre bu arada biz de teşekkür ediyoruz abi. Rica ederim. Bize davet ettiğiniz için teşekkür ediyoruz. Var olun, sağ olun. İyi ki varsınız. Sen de abi. Şimdi bu çıkmaz sokak 1. 1. 2'de neler olacak? Biraz tüyo verir misin? Yoksa ben... izlesin, herkes izlesin diye. Benim entrikalarım olacak. Yani benim biraz böyle. Evet. Evet. İkinci bölümde katıyoruz. Aynen. Kardeşimizin evet. Entrikalarını izleyin. Evet. Evet. Çok fazla açık vermiyorsun anlaşıldı. Tabii, peki tabii. Bundan sonra ne yapacaksın? Kadro geniş. Abi, kadrom çok geniş. Samimi, yani, amatör ama işini bilen insanlar. Çok. Seven. Değil mi? Çok. Şimdi çok. Seven, bilen, işte amatör evet. Ruhla. Ama geçen profesyonel mesela, iş yapıyorsunuz. Geçen bir ödül aldık.
Evet. Harika. Evet. Evet. Harika. Evet. Tebrik ederim. Ne o? Teşekkür ederim. Birinci roman şey nasıldı? Birinci ulusal roman ödüllerini aldık. Töreninde. Ahmet Çok Yaşar. Çok Yaşar. Sağ olsun. Çok Yaşar. İki aynen. Sefer konuğum oldu. Ahmet bir sefer de başka üç sefer konuğum. Bize oldu. O ödülü layık gördüğü için teşekkür ediyoruz. Ama cesaret ödülü verildi. O da sırf yürek. Evet. O da var ya. O da başarılı bir insan. Aktif, heyecanlı ve bilinçli bir insan. Evet. Ve diksiyonu falan yani rahatlığı mikrofon karşısında çok rahat, ben onu şeyleri izledim de Sayın Cumhurbaşkanımıza ödül verdiklerinde falan o konuşmalar falan bayıldım ya. İşte. Ve çok değişik projeleri var. Yani şu anda biliyorsunuz Roman TV'yi de kurdular. Evet. Yapıyorlar. Ve çok güzel bir altyapı oluşturmuşlar. Yani şu kemancı projeleri falan oradan geliyor. Evet eski. Ve gerçekten çok iyi diyalogları var. Yani buradan selam olsun ona. Yolu açık olsun. Sağ olsun. Benim için çok değerli bir dost. Geç tanıdım ama çok memnunum onu da tanıdığıma. O da bu tür şeylere destek veriyor. Bak işte şimdi şeyi vermiş, plaketi vermiş. Sizin için bence... Yani motorinden daha önemli. Tabii. Değil mi? Tabii ki. Maneviyat her zaman için önemlidir. Kesinlikle. Moral, kesinlikle. Motivasyon ya. Kesinlikle. Şimdi sen buradan bir şey almasan, ödülü boş ver. Evet. Yani beğeni almasan ikinci teşvik, çevirmezsin yani. Tabii teşvik olması çekmezsin. Gerekiyor. Çekmezsin. Yani. Ama bu gerçekten bak sana yağcılık olsun falan diye yapacak bir şeyim yok. Mal meydanda. Gerçekten eksik diyorsun ya, onlara rağmen gerçekten çok güzel. Yani senaryoda, düşüncede, bir de sizi tanıyınca daha da güzelleşiyor. Teşekkür ederim, eyvallah. Gerçekten daha iyi olacak inşallah. İnşallah. Bayağı bir de şey, bu konularda söylemek istediğin varsa... Abi, bir yani burada oyuncularıma teker teker teşekkür ediyorum ama hepsinin ismini söyleyebilir miyim bilmiyorum. Söyle abi, söyleyebildiğin yani, kadar mikrofon sende. Beni söylemeyin zaten. İzzet abim var, Kaan kardeşim var, Tamer abim var, Mehmet Nesin, Vural Ege... Recai Türkmen, Sadiye Bayram, benim kızım oynadı, Ecrin Sare, filmde evet. Benim kızım da oynuyor. Oo, var mı burada resmi? Resmi Ecrin. Yok. Orada yok, o ilk filmde. Dizide oynuyor. Anladım. Ondan sonra Hüseyin, Tunay. Tunay bana çok destek oldu. Sarı. Tunay'a buradan çok teşekkür ediyorum. Evet. Kastı genelde oluşturan kişi odur. Öyle Mehmet mi? Abi. Mehmet abi ve Tunay'dır. Teşekkür ederim Tunay ayrı ayrı. Rüzgar kardeşim var. Mehmet abi, İlker. Mehmet Okcan'ı diyorsun evet, değil mi? Evet, evet. Kaan? Abi bana adam lazım diyorum, bana bayan lazım diyorum. Bakayım ertesi günü Suat sana bu kızı getirdim. Nasıl? Tunay benimle de çok paslaştı ama. Tunay Hartlı mı? Bizim sarımız Hartlı. Evet sarı lakaplı. Bu mu? Ay canım o benim. Canım Facebook'tan kardeşim. Devamlı abi bu nasıl? Abi bu aynen. Nasıl? Sağ olsun kardeşim ilgileniyor. Ahmet Kaynak var. Ondan sonra abi, Mustafa Aktürk var. Kara Mustafa Faruk. Kara Faruk. Kertenkele'de oynayan Kara Faruk değil ama. Değil. Bu bizim Kara Faruk. Çok güzel bu bizim Kara Faruk. Evet. Diriliş Ertuğrul'da Mustafa oynamış. Burada okuyayım. Evet Mustafa Aktürk. Yani Kurtlar Vadisi Pusu'da Küçük Gelin Ötesi İnsanı iki Dünya Arasında Yasak Filinta Kızıma Ne Oluyorsa bayağı da tabii ki. Tabii. Tecrübeli bir abi yani. Diğerleri de öyle gerçi. Bir sürü gizemli gerçekler. Kervan 1915 Hüseyin Avni Paşa, Mithat Paşa, Cinci Hüseyin Efendi, Yeniçeri Ağası, Filinta, Zeyrek ve Çeyrek Sabri karakterinde Muhteşem Yüzyıl, Kösem Sultan. Sarı, lakaplı, Tunay, Hartlı. Hartlı. Yani hepsi ayrı değer ya. Şimdi burada şey zannettim. Set böyle bazı geçmişte okuduk. Mesela Merdo. Evet. İzzet abi. Lüleci. Lüleci. Değil mi? İzzet abi bu İzmitli değil mi? İzmitli. Tamam. Evet. İzmit'in ağır abilerinden evet. Sözü her daim geçen iyi karakter. Evet. Evet. Petrol sahibi, Merdo'nun eşi ve vefat. Merdo'nun eşi vefat etmiş, kızı ve torunuyla yaşamakta. Aynen. Rol icabı. Bu Hikmet'in dayak yemesini önleyen kurtardı, adam evet, değil mi? Evet, petrol evet. Sahibi. Evet. Yoksa Hikmet'i eski çektim. Evet. Hikmet sağ olsun. Vay Hikmet'ciğim ya. O da değerli bir kardeşimdir. Hüseyin Baycur. O da Merdo'nun eski ortaklarından korkulan rüya, kötü karakter. İsmet'in ağır abilerinden rolüyle Kirpi Recai. Evet, değil benim mi? Eşim. Eşim. Ay, pırlanta gibi kalmıyor ama burada kötü Erol Taş. Çok efendim. Çok efendim. Mehmet Okcan. İşte şimdi görünmeyen benim iki tane kahramanım var. Hmm.
Müzikleri yapan arkadaşım var. Oktay Aydın. Mutfak tarafında. Mutfak. Değil mutfakta. Mi? O illa olur ya. Evet. Olmalı da zaten. Bir de görsel efektlerde arkadaşım var sağ olsun. Abim hatta. Hı-hı. Alaaddin Kunuk diye. Onlara da buradan çok teşekkür ediyorum. Tamam. Ne kadar güzel. Yasin kardeşim var. İnceoğlu, kameraman. Maşallah. Onlar bana destek çıkıyorlar. Kimse bana yani... Unuttukların arınmasın ama evet. Elindeki notların hepsini Ayten söyle ablamız, abi. Söyle. Hasan Yasal, Ensar Özdemir, Sedat Kiremitçioğlu, Simay Barın. Bunlar ikinci bölümde yeni katılacak abilerimiz, arkadaşlarımız. Harika. Hepsine başarılar diliyoruz. Teşekkür ediyoruz. İzmit adına da teşekkür ediyoruz. Böyle zaten bir yüreklerini ortaya koyan biz, insanlar bizim için kıymetli insanlar. İzmit'te seneyi tam hatırlayamıyorum abi ama 2008 bine Boğazlar Birliği'nden ödül aldım. Ne için? Sokakta değil, sporda buluşalım diye bir etkinlik filmi çektik biz. O zaman, o zamanlarda, kaçıncı filmin arkadaş? Bu benim abi ya 4 ya 5. Oymuş. Onları da anlat bakalım, bilelim ya. Ne zaman başladı bu iş? Halil Yenice zamanında. 2008 mi? 2006 mı? 2006'da ben dükkanımı açtığımda tamam. Yazmaya başladım. Yani daha, senaristlik başladı. Senaristlik başladı. O zamanlar sokakta duran çocuklar için hani ona bulaşmasınlar, şuna bulaşmasınlar, etmesinler diye bana böyle bir şey geldi, sunum geldi. Ne yapabiliriz, ne edebiliriz? Tabii dedim, yazalım, çizelim. Biz kaç kişiydi ya? Tam hatırlayamam çocuklarımızı ama 20 kişi falan vardı herhalde. Onlara buz spor eğitmenliği verdiler. Çocuklar çok bir buz spor kayıyor yani harika artık. Fıldır fıldır. Oraya gidiyor, buraya gidiyor. Hatta onlara takım kurdular. Evet. Çok güzel oldu. Onlar öyle bir film çektik. Ondan Boğazlar Birliği'nden ödül aldık. Harika. O zaman güzel. Sayın Halil Yenice zamanında. Ondan sonra... Halil Başkan'a da çok selamlarımızı iletiyoruz. Evet, sağ olsun. Bize destek çıkmıştı o da. Ondan sonra Kakara Kikiri diye kısa film yaptık. YouTube'da onu da izleyebilirler. Kakara Kikiri. İzledik güzel. Evet. Ondan sonra Erhan Balpetek diye sanatçımız var. İzmit'in yerel sanatçısı. Onu da güzel bir klip çektik. Bir şarkısına klip çektik. Çok güzel ya. Şimdi işte... Dur onu ben izleyeyim. Erhan Balpetek. Kaçırmışım ben. Evet. Ondan sonra abi Kocaeli belgesel montajına girdim. Bu arada kurguda da iyiyimdir. Montajlama da falan. Fotoğrafçı olduğumuz için. Evet, evet. Yani işte... Uğraşıyoruz çok şükür Allah'a. İsmail Kolaylı ile beraber değil mi? Evet, Kolaylı fotoğrafçı da çalışıyor. Ona da selam olsun buradan. Sağ olsun, onlar bana her zaman destek çıkıyorlar. Abi şuraya gideceğim. Tamam. Abi buraya gideceğim. Ya, İsmail abi film çekeceğim. Gidiyor. Tamam. Hiç sever sağ olsun. Mesleğini. Kırmıyor yani. Mesleğini de sever. Sağ olsunlar. Evet. Destek çıkıyor her şekilde. Allah razı olsun. Evet. Şimdi abi benim aslında en büyük bir hayalim var. Bunu ben 2008-2009 yılında yazdım. Ve bu olay benim başıma geldi. Yani kendi yaşadığını mı yazdın? Yazdığımı ya. Yok. Hmm. Yazdığımı yaşadım. Yazdığını yaşadı. Abi mesela kimisi der ki yani yaşadığını yazdım. Sen ama, yazdın evet. Onu da yaşadın. Evet. Ve ondan sonra ölümlü film yazmamaya gayret gösteriyorum. Burada adamları öldürüyor muyuz? Kendini öldürüyorsun birinci bölümde. Adam... Ya bu, bu dizide oluyor. Bu dizide oluyor. Film olmayacak. Mafya filmi ya. O yüzden o dram filmi. Dram filmi olduğu için. Evet evet. Abi bu bizim arkadaşlarımız, kardeşlerimiz, karton toplayan abilerimiz veya işte bacılarımız kimse. Onlarla alakalı ben bir roman filmi yazdım. O benim rafımda duruyor. Öyle bir film oldu ki abi. Onu hatta Murat abi okurken ikimiz de gözyaşı döktük. Onu sahnelemek ya da işte film haline getirmek... Evet. Zaten asıl amacım benim o. Hani oraya ben ilerlemek. Şey... TRT kültür, destek veriyor. TRT devlet yani gerçekten destek veriyor. Veriyor. Genç girişimciler, girişimciler, bayanlara büyük destekler var yani. Veriyor. Niye almıyorsun? Ben senaryomu oraya gönderdim zaten. Şu an TRT'de. Evet tamam. Tabii. İşte 2016'nın... Ocak 2016'nın Ocak ayında belli olacak işte ya kabul olacak ya kabul olmayacak ya senaryo destek olacak ya yönetmen destek olacak ya senaryo destek olacak ya yapım destek olacak veya olmayacak artık onların beynesine kalmış bir şey. Ona ama göre büyük şeyle de görüşüyor ama bence İbrahim Başkan'ın evet. Bu konuda işte İzmit Belediyesi, Nevzat Doğan Başkan'ın bu tür kültürel etkinlikleri seven destek adamlar yani İbrahim evet, Osmanlı Başkanımız evet. Öğretmen ondan kökenli olduğu için bir randevu talep edeceğiz. Gerçekten yani bir diğer fen işleri gibi işte yol köprü gibi o kadar önem veriyor sağ olsun. Sağ olsun. Bunu ben söylemiyorum.
Mehmet Hoca söyledi geçen işte kendisi programda. Kendisi bizi zaten o gün beraberdik. O da ödül aldı. Ya, yılın başkanı seçildi. Tabii. Yani onunla da tebrik etti bizi, sağ olsun kendileri. Diğer belediye başkanı bilhassa işte yakınsınız Nevzat Bey. Nevzat başkanımızı Bey, evet. O da çok kültürlü biliyorsun. Kültür Tepesi evet, yaptı oraya. Evet. Orada da bir çekim yaptık ondan. Hmm. Programımızda onunla var. Kültürlü yani o faaliyetleri seven insan. İzmit'te kültürle anılacak bir yer. Evet. İşte turizmle alınacak yerler. Çok zengin bir Kocaeli. Ama kültürel etkinlikler ne kadar beni mutlu etti biliyor musun? Şu Mehmet Hoca'nın söylediği. Yani tarifsiz mutlu oldum. Bir de şimdi siz böyle güzel şeylerle gelince ben inanıyorum o büyüklerimiz de size destek olacaktır. İnşallah. Kurumlarımız, bakanlığımız, işte kültür. Abi dışarıda yapıncaya gerek kalmadı. Dışarıdan oyuncuya gerek kalmadan, evet. Yönetmene, senariste gerek kalmadan İzmit'te bunu başaracak benden fazla daha çok insanlar var. Evet. Benim gibi arkadaşlarım var. Senaryo yazıyor şu an. Güzelliğin, mütevaziliğin de ama bir de realite yani. Evet, burada gerçekten var. Var. Kapasite. Evet. Var. Bir de hani arıyorsun, abi bugün çekim var, beklemiyorsun. Saat 8.30'da başlıyoruz yeme, içme, gırgır, evet. Şamata evet. Derken oh. Herkes evine rahat bir şekilde alıyor ekmeğini, gidebiliyor. Evet. İstanbul'a gittiği zaman akşam eve hasta bir çocuğu olsa mesela, eşi olsa, bilmem ne olsa. Tabii o da oluyor değil düşünecek, mi? Ulan benim çocuk hastaydı, ben burada nasıl oynayacağım şimdi? Ama burada olduğu zaman, ya abi hastamız var. Abi tabii ki, hemen set iptal. Evet. Hemen hep beraber yani, gidelim hastamızı yiyelim. Yani kısa bir arada bir de gidip gelebilir. Tabii. Yani tabii. Hani İzmit'te kesinlikle. Bunların gerçekleşmesi, evet. Oyuncularımızın olması, aynen. Burada her oyuncuya mesela... Bu sen ama sadece kötü karakter değil, ona çok güzel iyi karakterler de olabilir. Hatta benim şimdi bir özür filmim var. Evet. Onu düşünüyorum, kendisi düşünüyorum. O da güzel bir film olacak. İnşallah. Altından kalkar o işini yapar. Şey belki ileriki dizilerde düzelir canım. Hani bir zamanlar başka karamelek mi ne vardı bir zamanlar ondan sonra düzeliyor falan. Evet. Yani bu işin olabilir. Hayır. İnşallah. Güzel olur yani. Bir de onu yansıtabilmek tabii önemli ki. Tabii o karakteri. Evet. Şimdi burada hepsi cuk oturmuş tabiri caizse. Tabii bu da başarıya getiriyor. Evet. Samimiyet var, tabii. Bilgi var, var. Sevgi var, arkadaş fedakarlık var. Evet. Niye başarılı olmasın ya? Evet. Cenab-ı Allah sizinle beraber. Ben inanıyorum yani. İnşallah. Çok daha güzel şeyler olacak. Hele şimdi Roman TV şeyinde de bir çekim yapın. Ahmet Başkan evet. Söyler ama valla belki de söylemiştir size. Ahmet ama abi de onun aklına gelmese bile şu anda çok yoğun işleri var evet. Onu biliyorum. Allah yardım etsin. Abi. Ama orada da çıkarabilir. Tabii. Yani duyursun abi niye? Ülkede duyursun. Tabii. Biz mesela şimdi internet televizyonumuz. Bizi Çin'de de izleyebilir. Evet. Almanya'da evet. Da izleyebilir. Kars'ta evet. Da izleyebilir. Evet. Tekirdağ'da da izleyebilir. Her tarafta izleyebilir. Evet. Ahmet Başkan'ın da televizyonu evet. Hakikaten ses getirecek. Göreceksiniz bak yani. İnşallah. Orada da bir program yaparsınız. Daha çok tabii. Duyulur. Size de motivasyon olur. Tabii. Mesela o Ahmet Başkan'ın verdiği bir kağıt, bir plaket, diploma neyse yani. Bu sizin ömür boyu asacağınız, anacağınız ve gurur duyacağınız, kesinlikle. Enerji alacağınız kesinlikle. Bir şey. Yani burada size teşvik. Duyurun abi onu da. Evet. Orada da duyurun. Yani çok daha projelerim var. Onları var, da inşallah hayırlısı da teker teker gerçekleştirirsin. Ya yürekler güzel oldu mu? Yani niyetler güzel oldu mu? Kesinlikle. Cenab-ı Allah mutlaka yardım ediyor. Ediyor abi. Yani sen bu konuda bence her türlü desteği hak ediyorsun. Allah şununla, amin cümlemizden, şununla izleyettirerek yani CD ya da işte internetten kanalı vererek bir sürü şey var. Marka var mesela. Koskep var. Evet. Onlardan da belki alabilirsin. Oradan araştırdım. Araştırdım abi. Görüştün mü? Görüştüm de. Onlardan yapıma destek yokmuş. Neye var? Yıkıma mı? Güzel. Yapıma destek yok dedi. Ben gittim Koskep'te görüştüm burada İzmit'te. Bunu yaptıktan evvel mi sonra yani, mıydı? Yok bununla beraber gitti. Neyi almıyor? Yani kategoriye girmiyor mu? Girmiyormuş. Girmiyor evet. Aa. Hı. Onlar sinema şey girmiyormuş. Yani. Yapım desteğe girmiyormuş. Abi valla Büyükşehir Belediye Başkanım bilhassa Nevzat Bey diğer belediye başkanlarımız. Başkanlarımız. Bu işe var ya Ahmet Başkan'ı da soksan bu işe. Evet. Çok yaşar.
O çünkü kendini kanıtlamış bir adam. Evet. Size de plaket vermişse o boş adama, beleş adama vermez. Evet. Sayın Cumhurbaşkanımıza bile söylerken hak ettiği için verdik. Yani. Değil mi? Evet. Kesinlikle. Evet. Hayırlısı olsun. Aynen. Cenab-ı Allah ömrünüzü uzun, yolunuzu açık etsin. Amin. Bizim üzerimize düşen bir şey varsa izleyicilerimiz adına, duyurmak adına biz her zaman sizin yanınızdayız. Çok teşekkürler. Bizi gurur takip duyuyoruz. Etsinler. Evet. Eksiklerimizi bize söylesinler. Evet, hani bir tabir var ya, tıklama. Ne kadar çok tıklanırsa o kadar iyi. Evet. Bizi de Çıkmaz Sokak İzmit'i de tıklayın lütfen. lütfen. Programımızın daha sonuna geldik istemesek de. Zaman çabuk geçiyor diye. Valla çabuk geçti. Yine sinyal geldi. İkaz geldi rejiden. Evet, bir Açık Kapı programını daha hep beraber bitirmek nasip oldu. Bizi izlediğiniz, zaman ayırdığınız için ya da bundan sonra izleyeceğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Bir dahaki Açık Kapı'da mutlu, huzurlu, sağlıklı buluşmak ümidiyle. Hoşçakalın.